Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe genel tekrar testini yapıyoruz. Hadi başlayalım. 1. sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır? A. Okul, B. Kalemtıraş, C. Pencere. Süreniz. Doğru cevap C. Pencere. 2. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla çoğul ad vardır? A. Pencereleri daha yeni sildim. B. Çatalları, kaşıkları masaya koydum. C. Köpekleri çok severim. Süreniz. Doğru cevap B. Çatalları, kaşıkları masaya koydum. 3. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad vardır? A. Kediler ve köpekler evcil hayvanlardandır. B. Dedemin kocaman bir papağanı var. C. Anneannemin kedisi Mis çok sevimlidir. Süreniz. Doğru cevap C. Anneannemin kedisi Mis çok sevimlidir. 4. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A. Dün akşam çok eğlendik. B. Bu hafta düzenlenecek spor etkinliklerine katılacağım. C. Eczaneye gitmek gerekiyor. Süreniz. Doğru cevap C. Eczaneye gitmem gerekiyor. 5. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Geri dönüşüme çok önem vermeliyiz. B. Plastikleri geri dönüşüme kazandırmalıyız. C. Atık pilleri atık pil kutusuna atmalıyız. Süremiz. Doğru cevap B. Plastikleri geri dönüşüme kazandırmalıyız. 6. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sonuna konulan noktalama işareti yanlıştır? A. Kapının önündeki beyaz arabayı yeni mi aldınız? B. Yarın akşam sinemaya gideceğiz. C. Bu hafta vizyona yeni bir film giriyormuş. Doğru cevap A. Kapının önündeki beyaz arabayı yeni mi aldınız? 7. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? A. Yetişin, kurt koyunlara saldırıyor. B. Eyvah, anahtarımı içeride unuttum. C. Bugün arabayı ben sürdüm. Süreniz. Doğru cevap C. Bugün arabayı ben sürdüm. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? A. Sınıfımı geçince bana yeni bir tablet aldılar. B. Çok yağmur yağınca her tarafı su basmış. C. Bembeyaz bir gömlek giymişti. Süreniz. Doğru cevap C. Bembeyaz bir gömlek giymişti. 9. soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? A. Eren hasta olduğu için hastanede bir hafta yattı. B. Terli terli su içmemeliyiz. C. Eren şimdi sağlığına kavuştu. Süreniz. Doğru cevap A. Eren hasta olduğu için hastanede bir hafta yattı. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir tümcedir? A. Ödevim. B. Ödevimi az önce yaptım. C. Ödevimi az önce. Süreniz.
Doğru cevap B. Ödevimi az önce yaptım. 11. soru. Verilen sözcüklerden eş anlamlı olanlara güler yüz, olmayanlara üzgün yüz koyarsak nasıl bir sonuç çıkar? Verilen sözcükler asır, nasihat, görev, yüzyıl, öğüt, sınav. Süreniz. Doğru cevap A. Mutlu, mutlu, üzgün. 12. sorumuz. Okul nokta nokta erken geldi cümlesinin anlamlı olabilmesi için okul sözcüğünün sonuna hangi ek gelmelidir? A. Dan. B. U. C. Da. Doğru cevap A. Dan. 13. soru. Yukarıdaki kaç numaralı cümlede sebep sonuç ilişkisi yoktur? 1 numara sabaha kadar üzüntüsünden sürekli ağladı. 2 numara akşam yemekte canı hiçbir şey istemedi. 3 numara ocağı açık tuttuğundan yemek yanmış. Süreniz. Doğru cevap B. 2. 14. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi iş bildirmiyor? A. En güzel resmi yaptım bugün. B. İlkbahar çiçekli çimenli bir mevsimdir. C. Sınıfça bir kır gezisi yaptık. Süreniz. Doğru cevap B. İlkbahar çiçekli çimenli bir mevsimdir. 15. soru. Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İnsan ismi özel isimdir. B. Eşya ismi özel isimdir. C. Şehir isimleri özel isimdir. Süreniz. Doğru cevap B. Eşya ismi özel isimdir. 16. sorumuz. Yukarıdaki dörtlünün ana duygusu nedir? Dörtlük, kitap çok iyi arkadaş, bana neyi sorsam söyler. Ne anlatsa en sonunda çalış iyi doğru ol der. A. Arkadaş sevgisi. B. Kitap sevgisi. C. Okul sevgisi. Süreniz. Doğru cevap B. Kitap sevgisi. 16. soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ne zaman sorusunun cevabı vardır? A. 3 kitap aldım. B. Pazara gidiyorum. C. Yemekten sonra ellerimi yıkarım. Doğru cevap C. Yemekten sonra ellerimi yıkarım. 17. soru. Kesme işareti hangi cümlede doğru olarak kullanılmıştır? A. Atatürk Selanik'te doğdu. B. Ahmet sandalyede oturuyor. C. Erol evde kitap okuyor. Süreniz. Doğru cevap A. Atatürk Selanik'te doğdu. 18. soru. Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına dizince en sonda hangi sözcük olur? A. Sevgi. B. Sevmek. C. Sevgili. Süreniz. Doğru cevap B. Sevmek. 19. soru. Aşağıdaki cümlenin hangisi sebep sonuç cümlesidir? A. Kırtasiyeden arkadaşıma güzel bir dolma kalem aldım. B. Kalemimin kırıldığı için yazımı bitiremedim. C. Babamı çok seviyorum. Süreniz.
Doğru cevap B. Kalemin kırıldığı için yazımı bitiremedim. 20. soru. Yaz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? A. Arkadaşım bana mektup yazdı. B. Şiir yazmayı seviyorum. C. Yazın denizde yüzeceğim. Süreniz. Doğru cevap C. Yazın denizde yüzeceğim. Arkadaşlar, burada zıt anlamlı kelimeler verilmiş. Siz videoyu durdurup bunları bulun. Bir dahaki sayfada bunların anlamları verilmiş. Burada da eş anlamlı kelimeler verilmiş. Bunların da videoyu durdurup anlamlarını bulabilirsiniz. Bu sayfamızda da yazımı karıştırılan sözcükler var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.